Herkese merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Yol, Hakikat, Hayat, İsa adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Yol, Hakikat, Hayat, İsa. İsa'nın sözü. Yol benim, sırrı hakikat benim, hayat da benim diyor. Şimdi bu tabi mezhep, meşrep, şu din, o din, şu kültür, o kültür, şu kültür mirası, o kültür mirası, şu kimlik, o kimlik, şu medeniyet, o medeniyet diye bir konu değil. Tabi kültürler var, çok önemli. Dünyada nice kültürler var, hepsi birbirinden güzel. Dünyanın tadı tuzudur bunlar, güzel şeyler bunlar. Ama tabi bu manevi gerçeklere gelince hepimiz aynı gerçeğe inanmamız gerekiyor. Tek Allah, tek Allah olduğuna göre tek gerçek var, ona doğru gitmemiz lazım. İnşallah beğenirsiniz, paylaşayım sizinle. Barış için tek yol vardır, yol hakikat hayat İsa. O yolun kapısı dardır, yol hakikat hayat İsa. O yolun kapısı dardır, yol hakikat hayat İsa. Kapıdan girmek gerek, yönünü çevirmek gerek, o kapıdan girmek gerek, özünü getirmek gerek. Hayat İsa, özünü getirmek gerek, yol hakikat hayat İsa. Kervanım gerçek erenler, gerçek ceylanlar, cerenler. Kervanım gerçek erenler, gerçek ceylanlar, cerenler. Barış çiçeği derenler, yol hakikat hayat İsa. Barış çiçeği derenler, yol hakikat hayat İsa.
hayat İsa. Yol, hakikat, hayat İsa. Evet, gerçek yol, sırrı hakikat ve hayat İsa'dır. Çünkü insanı kamil de İsa'dır. Adem baba, Hava ana ilk insanlar. Ama onlar yanlış ağaçtan yanlış meyve yediler. Hayat ağacından meyve yemek varken, yani Hakk'ın kendi hayatından içine hayat almak varken, onlar iyiyi ve kötüyü bilme ağacından meyve yediler. Kendi kendine biliriz, işte biz biliriz her şeyi falan diye gururlu, kibirli bir yol seçtiler. Ve biz de hepimiz o yoldan gitmişiz. Ta ki İsa Ruhullah ikinci Adem olarak dünyaya geldi. Yeni bir yol açtı bize. Yol, hakikat ve hayat. Ve hepimiz o yoldan gitmeliyiz. İnşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye tıklayıverin o beğen düğmesini. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.